Galatasaray'ı karşıladı. Birazdan görüntüler ekrana gelecek. Evren Hocam, maçın yıldızı kim olur? Yani ben eğer yarın Caner oynarsa maçın yıldızı olur. Neden? Hem kadroşu kaldı. Fenerbahçe kötü gitti. Bir kazandı. Tekrar kötü oldu. Şimdi yarın eğer oynarsa hem Beşiktaş'a karşı oynayacak. Hem de takımın tecrübeli oyuncuları olarak maçın yıldızı olma ihtimali çok yüksek. Ha bir sol bek maçın yıldızı olabilir mi? Olabilir. Çünkü bu takımın en çok asist yapan oyunculardan bir tanesi. Belki zamanlı biri. Olmuştur ya Caner çok maçın belki yıldızı. Belki biri. Yani. Onun için Beşiktaş maçının yıldızı Caner'in olma ihtimali çok yüksek. Ben Caner büyük bir ihtimalle yarın çok iyi oynayacak eğer 11'de oynarsa. Sen olsan oynatır mısın? Çünkü Novak golle atmıştı yanımda. Ben hep oynatırım Caner'i. Novak golle atmış aslında, ama. Gol attı da yedirdikleri. Ha, o da doğru tabii. O da bir tersten yani bekten hep gol beklemezsin. Asist doğru yapar. Doğru. Bek'in temel görevi savunmasını yapsın. Novak Trabzon'da 7 gol atmış, 10 tane yedirmiş. Ya şimdi ben tabii en çok şeyi merak ediyorum. Bu akşam mesela Erol Hoca hangi durumda abi? Psikolojisi hangi durumda? Yani mesela Sergen Hoca şu anda rahat. Sergen tanıyoruz yani Sergen Hoca'yı. Sergen Hoca hep rahat. Ha, hep rahat. Zaten hani, takımı da rahat. O takımda oturmuş, iyi de oynuyorlar. Yarın oturmuşum güzel güzel mışıl mışıl uyuyacak. Ben bir şey bak bu hafta içi. Akşam mışıl mışıl uyuyacak Sergen Hoca. Fakat Erol Hoca yani gece artık düğüm günü onun için. Düğüm. Eğer kaybederse gidecek. Son maçı belki. Ya İstiklal ya ölüm abi. Öyle bir maç. Bak siz de Erol Hoca'yı tanıyorsunuz. Ben bu hafta içi biriyle görüştüm Fenerbahçe'de. Çok yakın biriyle. Hatta ofise geldi. Yani hiç çok memnun değiller Erol Hoca'dan. Ruh halini de iyi görmüyorlar. Bir şey söyleyeyim. Bazı şeyleri Erol Hoca da pek memnun değil, onu da söyleyeyim. Algılayıp algılamadığını bir şey söyleyeyim mi? Hayır şöyle ama. Bazı şeyleri algılamıyor diyorlar. Bir daha söyle Bışak. Bir daha söyle. Bir daha söylemen lazım. Bak ofisimde hatta yine medya dünyasından biri daha vardı ofisimde. Önemli bir görüşme öyle diyeyim. Fenerbahçe'de çok yakın biri. Hani söylediği şu. Erol Hoca bazı şeyleri anlamıyor bizde diyor. Yani anlattığımızı da anlamıyor diyor. Ne anlatacaksın o kadar değil. Siz tanıyordunuz. Ben Hazmi Erol Hoca'yı görmedim. Oyun bilgisi var, oyun kültürü oyun, var. Oyunla alakalı değil. Dağılmış durumda diyor. He. Yani konsantrasyon olarak. Şey gitmiş. Ama dağıttılar. Yani dağıttı o, abi. Şu anda dağıttılar. O havada değil dedin ya hani acaba havası nasıldır falan diye. O kadar maç kaybetti abi. Gelen benim görüşüm bu hafta için mesela. Bu hafta içiydi ve hiç iyi durumda değil diyordu. Şimdi bu akşam da. Emre Bol da kontraya çıktı. Kontra atak yaptı. Onlardan memnun değil. Emre Bol da. İçeriden yani memnun değil diyormuş. Değil abi. İki ben de olsam ben de olmam. Değil. İki tahta bir memnun. Trabzon maçına da böyle gitti. Peki bunun sebebi? Trabzon maçına da böyle gitti Erol Bulut'un sorunu ve kavgası Ali Koç'la mı yoksa Emre Belezoğlu'yla mı? Abi kimse sen başkanla kavga edebilir misin? Başkanla kavga etmek ne demek? Sorun. Ya senin ama, yanında çalışan adam sana kavga edebilir mi yani? Ya şimdi hocalık, şimdi Mustafa Cengiz de şey ediyor, Fatih Terim ediyor. O başka tamam burada da edebilir. Ama benim duyduğum, yalnız tam düzelt lütfen. Erol Bulut'la Emre Belezoğlu'nun arasında çok büyük kavga oldu. Gerginlik oldu. Ama söylemiyorsun ki sen. Böyle bir kavga olup olmadı. Şimdi sevgili seyirciler. Babacım yarın Fener kaybederse yeterli taşları dökerim. Yarınki maçı bekliyorum. Ama gün bugün konuşma günü. Ben sana söyleyeyim. Şimdi sevgili seyirciler.